de bir yere gidiyorsa olabilir bunlar. Ama bizim... Açıklamaya var ama veda ettim. Teşekkür ediyorum her şey için. Bugün buradayız, yarın başka bir yerdeyiz. Ama hiçbir zaman Beşiktaş'ı unutmayacağım. Yani hiçbir bilgim yok. Beşiktaş'a teşekkür ettiyse inşallah biz de iyi bir bonservis parası getir. Biz de ona teşekkür ederiz. O zaman şöyle soralım başkanım. El Nasr kulübüyle ilgili bir takım menajerler üzerinden resmi olmayan tekliflerin olduğu ifade edilmişti. Bu teklifler hala geçerli sürüyor mu? Şenol Hoca'nın Dumbas toplantısından sonra bilmiyorum. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu Beşiktaş kulübüne gelmiş yazılı, biz şunu yapmak istiyoruz, böyle yapmak istiyoruz diye gelen bir teklif yok. Bugün de yoktu, dün de yok. Bazı şeyler konuşuluyor. Bu bugün konuşulmuyor arkadaşlar. Yani biz Ağustos ayında da konuşuyorduk, Temmuz ayında da konuşuyorduk, Haziran ayında da konuşuyorduk. Bu futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. İşte birileri işte şu kulübü, işte siz hep beraber yaşadık. Bir vide olayı yaşadık. 25 milyon eurolar, 40 milyon eurolar, 35 milyon euro oradan oraya gitti, buradan buraya gitti. Belki çoğunuz da bunların haberlerini yaptınız. Ben de dedi, o zaman da söyledim, ben de sizden dinliyorum dedim. Bizim önümüze gelen ciddi bir şey olmadı diye. Eğer şu anda Negredo ile alakalı bir şey gelirse değerlendirmeyiz. Biz değerlendiririz. Ama benim önüme, yönetim kurulu önüne tartışacağımız bir konu gelmedi şu anda. Şu anda hem Beşiktaş Kulüp Başkanısınız, aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanısınız. Ben Kulüpler Birliği Başkanı'nın Zengin Kedoğan'ın bir soru sormak istiyorum. Hakemlerle ilgili sadece Beşiktaş değil, Anadolu kulüpleri, sonra birincilik kulüpleri ve aynı herkes hakemlerle ilgili isyanlar var. Özellikle birincilikte, Süper Lig'de Anadolu kulüpleri de isyanlar var. Merkez hakem komitesinde bir kan değişikliğine ihtiyaç var mı? Bunun için bir görüşme olacak mı kulüpler birliğinde? Eğer böyle bir teklif gelirse bunu federasyona getirir misiniz? Aramızda böyle bir konuşma konuşmadık. Konuşmadık, gelirse üzerine de benim bir yorum yapmam doğru olmaz. Merkez Hakem Komitesi gibi değişiklik bizim işimiz değil. Bu federasyonun kendi içerisinde vereceği bir karar. Yine de aynı şey noktaya hep dönerek söylüyorum. Bizim işimiz kendi menfaatlerimize göre futbolu dizayn etmek değil. Ahlak, adalet üzerine futbolu alakalı fikirlerimizi söylüyoruz. Bu bir tek bizim işimiz de değil. Bu en başta federasyonun görevi olan bir konu. Biz bir futbolu dizayn edelim, oradan öyle bir pozisyon alalım, böyle yapalım zihniyetinde değiliz. O zihniyette olanlar vardı, gittiler. Şu anda futbolu yöneten kulüplerin hiçbirisinin böyle bir zihniyeti yok. Herkesin tek söylediği şey var, adaletli olsun. Ben dün maça çıktım. Malatya Spor Başkanı Adil Bey, futbol kulüpler birliğinde benim yardımcım, başkan yardımcım. Çok da yakın arkadaşımız. Bol şanslar. Temenni de onu söyledim. Hakemin değil, oyuncuların karar vereceği bir şey olsun diye onu da ifade ettim. Bizim öyle bir şu anda kulüpler birliğinde konuşmadığımız bir şey üzerine bir yorum yapmam doğru olmaz. Çok kısa, yıllardır Kadıköy'e gitmiyorsunuz. Deniz Spor'un birisinde galiba Sayın Ali Kozun'u davet etmiş. Size gelirken bir isteği galiba. Haftaya Sayın Türkiye Parlamento Yönetim Kurulu Kadıköy'e gidiyor. Ali Başkan beni davet etmedi. Ben zaten bu böyle Beşiktaş-Fenerbahçe maçına davetli değil. Ben zaten bir deplasmana gittiğim zaman da takımımı başkanı olarak onları desteklemek amacıyla gidiyorum. Beni birisi davet etti, davet etmedi değil. Daha evvel gitmiyordum. Nezaketsizlikler. Yani camiama gösterilen saygısızlıklardan dolayı gitmiyordum. Şu anda o ortamlar kalktığı için de ve aynı zamanda futbola pozitif destek vermek, el ele, beraber, yan yana maç medenice seyredilebiliyor. Böyle kalkıp da işte hakaret eder gibi bir olayların olmadığı bir hal olması için maça gitme niyetindeyim. Ben bir yönetim kurulum, maça katılacak. Hatta şimdi kızlarım söyledi, baba biz de seninle gelebilir misiniz dediler, gelebiliriz dedik. Bu güzel bir şey yani, ailesi de alacağız, gideceğiz, maç seyredeceğiz. Oradaki maçı da inşallah, bu bizim için de geçerli, Fenerbahçe için de geçerli. Hakem hatasının belirlemediği, hocaların taktikleri, oyuncuların kabiliyetleri belirlenecek. Belki futbol şansının belirleyeceği bir maç seyredeceğiz. Taraftarı olaylarıyla değil, sporla konuşulan bir maç olmasını temenni ediyorum.
Evet. Hakemlerle ilgili günlerden biri var olan ve herkesin paylaştığı sorunlar var. Az önce sorunları tespit edebilir. Mühim olan çocuğu bulmak. Yıllardan beri yarayan bir kara. Kanayan bir yara var. Bu da çocuğun önemli. Çocuğun önemli var mı? Sizin yapacağınız, alacağınız karar bu değil. Futbol yönetmen futbol futbol federasyonu kararlar alacak. Ama çocuğun önemlisi olarak düşündüğüm bir şey var mı? Sonuçta insan yönetmen. Şimdi demin esaslı sorunun cevabını içinde kendinde söyledin. Ben Beşiktaş Kulüp Başkanıyım. Beşiktaş Kulüp Başkanı olduğum için Kulüpler Birliği'nde de başkanlık yapıyorum. Yani şu anda Beşiktaş'tan başkanlıktan ayrılsam Kulüpler Birliği başkanlığı da aynı anda bitmiş oluyor. Ben Türkiye futbolunun nasıl dizayn edilmesi, hakemlerin nasıl hata yapmaması filan bu benim misyonum değil. Bu federasyonun işi. O da bizim içimizden giden arkadaşlarımız var. İşte demin de söyledim başkanı benden evvelki Beşiktaş başkanı. Ali Dürüst var. Daha evvelden Galatasaray'ın ikinci başkanlığını yaptı. Nihat abimiz var. Fenerbahçe'nin ikinci başkanlığını yaptı. Futbol ailesinden gelen insanlar. Onlar kendi içlerinde oturup bunu nasıl yapmaları gerektiğini söylerler. Bizim söyleyeceğimiz şeyler varsa ki söylüyoruz. Yine de Kulüpler Birliği içerisinde de konuşur. Yazılı olarak da söyleriz. Ama basitçe söyleyeyim. Eğitimleri arttırması lazım. Hata yapanın yanına kar kalmaması lazım. Ve bu VAR sisteminin pozitif ilk başlarda biraz sancılı olacağı kesindir ama zaman içerisinde oturacağını düşünüyorum. Bir tek VAR'ı sahada değil arkada yorumlayanların da adaletli olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu sistemi yönetmek başta federasyon MHK'nin işi. Onlar bu işle alakalı ne planları varsa onlar açıklamalı lazım. Ben kendi fikirlerimi Kulüpler Birliği'ndeki üyelerin her birisinin fikrini alarak Kulüpler Birliği'nin fikrini de açıklarım. Kimi açıklarım? Federasyonu açıklarım. Bunu dönem dönem yapıyoruz. Son bir soru alalım. Başkanım, sabah engelleme zararlı şampiyon olacağız demiştiniz. Olumsuzluk, umutsuzluk üzerine, bakın, umutsuzluk üzerine bir siyaset olmaz. Her şey umut üzerine. Ligin daha çok başındayız ve bu suyun altından seller akacak yani, çok şey akacak. Biz olumsuzluk üzerine bir şey yapamayız. Olumlu üzerine gideriz. Bugün Beşiktaş'ın başına gelen bu hakem hataları, yarın bir başka kulübün de başına gelebilir. Biz şu anda konuştuğumuz şey Beşiktaş'la alakalı değil, genel futboldaki düzelmeyi körüklemek açısından söylüyoruz. Ben olumlu olacağı inancındayım. Bu lig oynandı, senelerde de oynanıyor, senelerde de bitiyor. Hakem hatalarıyla, abidik gubidikle şampiyon belirlenmez. İstediğimiz tek şey şu, yine altını çiziyorum. Biz de, Beşiktaş'ı yönetenler de, hakem bir hata yaptı deyip kendi hatalarımız var ise onları görmemezlikten gelemeyiz. Tamam. Teşekkür ederim. Başka bir şey olacak mı?